Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde 10. sınıf coğrafya ile TYT ve AYT coğrafya konuları içerisinde yer alan Türkiye'de su kaynaklarından yararlanma konusunu işleyeceğiz. Peki bu derste neler öğreneceğiz? Hemen ona bir bakalım. Bu derste Türkiye'de içme suyu yani tatlı su varlığı yeterli midir? Deniz suları ulaşım ve ticaret bakımından ne durumdadır? Su kaynaklarında balıkçılık nasıldır? Deniz turizmi nasıldır? Yat turizmi ne durumdadır? Tuz üretimi nasıldır? Yeraltı sularından nasıl faydalanılır? Termal turizm ne durumdadır? Barajlardan yararlanma nasıldır gibi soruların cevaplarını öğreneceğiz. Hemen konumuza geçelim. Arkadaşlar Türkiye sahip olduğu tatlı su varlığı açısından zengin bir ülke değildir. Ülkemizde kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 2000 metreküp civarındadır. Buna göre Türkiye kullanılabilir su kaynaklarının az olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu 2030 yılında ülke nüfusunun 90 milyonu geçeceğini öngörmektedir. Böyle bir durumda 2030 yılı için kişi başına düşecek su miktarının 1120 metreküp civarında olacağı söylenebilir. Mevcut büyüme hızı ve su tüketimindeki alışkanlıkların değişmesi gibi faktörlerin etkisiyle su kaynakları üzerinde oluşabilecek baskıları tahmin etmek mümkündür. Ayrıca bütün bu tahminler mevcut kaynakların 20 yıl sonrasına hiç tahrip edilmeden aktarılması durumunda söz konusu olabilecektir. Bu sebeple Türkiye'de gelecek nesillere temiz ve yeterli su bırakabilmek için kaynakların çok iyi korunup bilinçli kullanılması gerekmektedir. Şimdi ülkemizdeki su kaynaklarına ulaşım ve ticaret açısından bakalım. Ülkeler arasında yapılan ticarette taşınan ham madde veya mamul madde genellikle en ucuz taşıma türü olan deniz yoluyla yapılmaktadır. Türkiye konumu gereği sahip olduğu deniz ve boğazlar sayesinde deniz ulaşımı açısından son derece önemli bir yere sahiptir. 2016 yılında İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 43 bin gemi geçiş yapmış ve aynı yıl içinde ülkemizdeki limanlara yaklaşık 70 bin gemi uğramıştır. Deniz ulaşımı anlamında ilk sırayı Marmara Denizi alırken onu sırasıyla Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz takip etmektedir. Şimdi ülkemizdeki denizlere balıkçılık açısından bakalım. Denizlerimizde 2016 yılı itibariyle yaklaşık 270 bin ton balık avlanmıştır. Avlanan bu balıkların büyük bir kısmı yaklaşık %80'i Karadeniz, %8'i Ege Denizi, %8'i Marmara Denizi, %2,5'u da Akdeniz'e aittir. Denizlerin yanı sıra akarsu ve göllerde de balıkçılık yapılmaktadır. Toplam su ürünleri üretiminin %51'i deniz balıkları, %8'i diğer deniz ürünleri, %5'i iç su ürünleri, akarsular, göller gibi, %35'i de yetiştiricilik ürünleri oluşturmaktadır. Yani sularda kurulan balık çiftliklerinde ürütülen ürünleri kastetmektedir. Şimdi ülkemizdeki su kaynaklarına deniz turizmi yani kıyı turizmi açısından bakalım. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye kıyı uzunluğu, doğal plajları, Güneşlenme süresinin uzun olması ve deniz suyu sıcaklığı gibi faktörlerin etkisiyle deniz turizmi açısından yüksek bir potansiyele sahiptir. Deniz turizmine yönelik faaliyetlerin geliştiği ülkemizde özellikle Ege Denizi ve Akdeniz kıyıları 2017 yılı itibariyle mavi bayrağa sahip 454 plaj bulunmaktadır. Bu değerler turizm sezonunda yaşanan yoğunluk, bilinçsiz kullanım ve ilgisizlik gibi nedenlerden dolayı tahrip olmaktadır. Türkiye'de denizler ve kıyıların kanalizasyon ve sanayi atıkları nedeniyle kirletilmesinin önüne geçilmelidir. Şimdi ülkemizdeki denizleri yat turizmi açısından değerlendirelim. Türkiye yat turizmi açısından çok sayıda uygun koy ve körfeze sahiptir. İzmir, Kuşadası, Bodrum, Datça, Marmaris, Göcek, Fethiye, Kemer ve Antalya kıyıları en donanımlı yat limanları, yat limanlarına aynı zamanda marina da denilmektedir. En donanımlı yat limanlarının bulunduğu yerlere örnek gösterilebilir. Şimdi ülkemizdeki sulara tuz üretimi açısından bakalım. Türkiye deniz tuzlası işletmeciliği açısından son derece elverişli konumdadır. Ülkemizde deniz tuzlası olarak yani denizden tuz üretimi olarak ayvalık ve çam altı tuzlaları işletilmektedir. Türkiye'de tuz üretiminin %28'i deniz suyundan, %64'ü göllerden, özellikle Tuz Gölü, Seyfe ve Palas göllerinden, kalan %8'lik kısmı da kaya tuzu yataklarından Çankırı ve Iğdır gibi elde edilmektedir. Şimdi ülkemizdeki sulara içme ve kullanma suyu açısından bakalım. Türkiye'de içme ve kullanma suyu olarak daha çok yeraltı sularından faydalanılır. Ancak Son yıllarda nüfusun artlaş, artması, kentleşme ve sanayileşmeye bağlı olarak baraj gölleri ve akarsulardan da içme ve kullanma suyu bağlamında faydalanılmaktadır. Su kaynaklarının bir başka kullanım alanı ise sanayi faaliyetleridir. Sanayi tesislerinde daha çok soğutma, yıkama ve boyama faaliyetlerinde kullanılan su, meşrubat sanayisi gibi bazı sanayi dallarında da ham madde olarak kullanılmaktadır. Su kaynaklarından tarımsal faaliyetlerde ise tarım alanlarının sulanması şeklinde yararlanılmaktadır. Şimdi ülkemizdeki sulara termal turizm açısından bakalım. Türkiye, Alp Orojenes kuşağı olarak bilinen genç bir dağ zinciri ve aynı zamanda önemli bir jeotermal kuşak üzerinde yer almaktadır. Ülkemiz sıcaklıkları 20 ile 100 santigrat derecesi derece arasında değişen 1500'den fazla termal kaynağı sahip olması açısından dünyada ilk 7 ülke arasında değerlendirilmektedir. Bu değerlere sahip Türkiye aynı zamanda sağlık açısından da önemli bir termal turizm merkezidir. Şimdi Türkiye'deki sulara barajlar ve barajlardan yararlanma açısından bakalım. Mevcut su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılabilmesi amacıyla inşa edilen barajlardan tarımda sulama, içme ve kullanma suyu temini, balıkçılık, turizm ve su sporları gibi alanlarda yararlanmaktadır. Türkiye ayrıca sahip olduğu bu kaynaklardan elektrik enerjisi üretme anlamında da faydalanmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde elde edilen elektrik enerjisinin %25'i yani dörtte biri barajlardan sağlanmıştır. Görselde bir yetiştiricilik yani balık çiftliği görülmektedir. Buradaki sulardan balıklar üretilmektedir. Evet sevgili öğrenciler bu dersimizin de sonuna geldik. Bir başka derste görüşmek üzere iyi çalışmalar.